Oğlum Kadir, zaman bu zamandır. Artık kaçma, konuş. Ya hiç alakası yoksa, ya terslerse? Terslesin ne olacak? En azından üzerinden bir yük kalkacak. Hadi yürü. Kalkar mı diyorsun? Ne dikilip duruyor orada? Eyvah. Bak Tuğmi gördü. Anladı burada oyalandığımı. Nasıl anlamazsın? Üçüncüye aynı yerisindeyim. Salak kafa. Konuşacaksan konuş işte. Sözde okumuş yazmış. Sonunda biraz cesaret oldu. Neler diyorum ben? Canım konuşsa ne diyor Comci? De, bacaklarım titreyip korkudan. Bitsin bu iş be. Ne olursa olsun ya. Söyle gitsin. Git direkt söyle, ne var bunda? Celi. Vallahi Celi. Uy! Aha! Atlasan mı işçili? Ne yapacağım aha şimdi? Yapamayacağım. Aha! Allah'ım, Allah'ım. Gördüm acaba geldin. Gördüyse inmem lazım. Sürünerek kaptan köşküne girsem görünmeden. Ya öyle görürse beni yerde sürünürken? Baş tarafa gitsem. Oradan işçiliğe atlarım, eve giderim. Hasta numarası 3. mı? Arkasını dönmeden iskeleye atlasam. Hazırım sana ait. Benim ayağım kesildi. Canım sakın. Canım. Saçmalama oğlum. İyi düşündün mü? Dönüş yok bak bir daha. En iyisi sessizce teknenin öbür tarafından tüymek. En iyisi kaçmak. Ne haber? İyi look. Temizlik için koşuşturuyoruz işte. Öyle mi? Yorulmuşsundur. Zor bir şey konuşmak. Koşuşturmak diyecektim. İşimiz bu. Yarın da sen konuşacaksın. Koşuşturacaksın. Ya. Ben... şey diyecektim sana ben. Diyecektim ki... Hani bir koşuşturalım... konuşalım demiştin ya. İstediklerinizi getirdim. Aferin oğlum. Koçum benim. Oh. Güvenebileceğimizi biliyordum. Yalnız niye bu kadar uzağa gittiğimi hala anlayamadım. Gülbeyaz, bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Dünden beri çok düşündüm. Ben de çok düşündüm. Sanırsam ne söyleyeceğini tahmin ediyorum. Etmişsindir tabii. Vecdi Baba haklıydı. Dalga kırında söylediklerin gerçekti yani, öyle mi? Her kelimesi hem de. Nasıl bu hale geldim bilmiyorum. Ama artık bunu görmezden gelemiyorum. Ben de. Dans ederken sormuştun ya, hani sevdiğin biri var mı diye. Olmadı demiştin. Pek emin değil dedim herhalde kendi kendime. Cesaret edemedim. Yüzüne bakıp evet diyemedim. O zaman söylüyorum işte. Ben sana karşı bir şeyler hissediyorum. Yani benden hoşlanıyorsun, öyle mi? Öyle de denebilir. Ne cılıyorsun? Çalışıyoruz burada. Yok daha neler. Çok iddialı oldu bu. Daha kızın ne düşündüğünü bile bilmiyorsun oğlum. Ben de denizde konuşanın sadece kendim olduğunu sanırdım. Hayalet gördüm sandım be abi. Korkuttun beni Mecdi Baba. Korkma. Hayaletlerden kimseye zarar gelmez. Ne konuşuyordun öyle kendi kendine? Yapılacak işleri sıralıyorum Mecdi Baba. Evet duydum. Bayağı zor işler. Gülbeyaz. De
Emiroğlu. Ben de gelip imdatı kontrol edeyim dedim. Herhalde yani galiba sen de onu kontrol etmeye geldin. Yo, benim aradığım sensin. Artık konuşmanın vakti geldi. Oturalım mı? Bugün bir türlü konuşamadık. Öyle oldu. Söyleyeceklerimi tahmin ediyorsan zor olduğunu da biliyorsundur. Neden? Alışıksındır sen o tahmin ettiğim türden konuşmalara. Böyle konuşmaları ben yıllardır yapmıyorum. İyi. En azından bir çöz yapmışsın demekçi. Ben hiç yapmadım. İş cana sağa düştü. Yardımcı olmayacaksın yani. Öyle görünüyor. Peki, başlayalım o zaman. Biraz biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Filmlerde çi gibi mi? Aynen öyle. Alışkanlıklarımız, umutlarımız farklı. Ama bu teknede bir araya geldik. Birbirimize günden güne ısındık. Dost olduk. Hala bir şey söylemeyecek misin? İyice değilsin, devam et. Peki. Zaten son cümleye geldik. İkimizin de bildiği gibi artık bu bir dostluğun ötesine... Yani ne bileyim... Kadir abi. İmdat, sonra konuşalım. Yok abi, ben şunu verip gidecektim. Gündüz bir abla bıraktı. Hadi yat sen. Gülbeyaz. Kutuya bakmayacak mısın? Hayır. Bak, merak ettim. Peki, ama sonra başka bir şey karışmasın ha. Tamam. Benim gitmem lazım. Neden? Özür dilerim. Gitmem lazım. Kazım abi. Bir şey konuşmamız lazım. Başka zaman Kazım abi, bu gece olmaz. Bu gece konuşmamız lazım Gülbeyaz. Sinemaya giderik Kazım abi. Teknede işler iyi. Bakkalda da işler tekrarında. Evdaçılar da iyi. Tamam mı? Bugünlük yeter mi? Gülbeyaz, ben seni seviyorum. İyi geceler. Yeah.
Başak.